Merhaba, hoş geldiniz mutfağıma. Sizlere kimsenin fazla bilmediği çok güzel lezzetli bir çorba tarifim var. Tarifim için 1 yemek kaşığı tereyağını uygun bir tencereye aldım. Eridikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı mısır unu ilave edip hafifçe kavuruyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra altını kapatıyorum ve gerekli malzemelerimi doğramaya geçiyorum. Küçük boy bir tane patatesi ufak ufak doğruyorum. Mısır ununu kavururken çok fazla kararmasına izin vermeyin. Sadece şöyle birkaç dakika Çiğ gitmesi için kavuruyoruz. Kesinlikle rengi dönmesin. Patateslerimi küçük küçük doğradım ve bir orta boy soğanımı da aynı şekilde ufak ufak doğruyorum. 3 diş sarımsağım var. Onları da aynı şekilde doğruyorum. Şimdi tencerenin altını yaktım ve kavurmuş olduğum mısır unlarına sebzelerimi de ilave ediyorum. Bir miktar da bu şekilde sebzelerle beraber kavuruyorum. Bu esnada içerisine 1 yemek kaşığı dolusu zeytinyağını ilave ediyorum. Tekrar kavurmaya devam ediyorum. Üzerine 4 su bardağı suyu ilave ediyorum ve isteğe göre tuz ekledim. 1 çay kaşığı dolusu tuzunu da ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynadılar. Hepsi özleşti. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Pürüzsüz oluncaya dek. Geçirdim. Şu anda çok koyu kıvamı olduğu için bir bardak su daha ilave ettim. Dilerseniz siz çorbayı katı veya sıvı ne şekilde seviyorsanız onun derecesine göre birazcık daha su ekleyebilirsiniz. Ben toplamında 5 su bardağı su eklemiş oldum. Şimdi bahçemden böyle acı biberlerim var. 2 adet acı biberi aldım ve biraz da fesleğen kopardım. Yıkadıktan sonra çok küçük olacak şekilde fesleğen ve kırmızı biberleri doğradım. Ama acı sevmiyorsanız kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat fesleğen bu çorbaya çok aşırı güzel, gerçekten lezzet katıyor. Baharat olarak gördüğünüz gibi fazla baharat yok. İçinde sadece fesleğen. Dilerseniz biraz karabiber de koyabilirsiniz. Başka hiçbir şey kullanmadım. Çorbanın lezzetine inanın Bilseniz gerçekten çok lezzetli ve her gün aynı çorbayı yapmaktan bıktıysanız bu çorbayı mutlaka sizlere tavsiye ederim. Son dokunuş olarak da kırmızı biber ve fesleğenlerimi ekleyip çorbamı şöyle bir karıştırıyorum. İsteğe göre bunu kullanmak zorunda değilsiniz tabii ki. Çok az zerdeçal ve çok az da zencefil ilave ettim. Ama ben çok yakıştırıyorum bu çorbaya. Ee, şu şekilde söyleyeyim. Böyle bir fiske yani çay kaşığının ucuyla hafifçe atsanız yeterli olacaktır. Çorbam hazır. Deneyeceklere afiyet olsun. Değişik bir çorba isteyenlere bu çorbayı mutlaka tavsiye ederim. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.